Geçtiğimiz yıl eşini kaybettikten sonra Köln'de bulunan çocuklarının yanına turist vizesiyle gelen 71 yaşındaki Ayşe Çetinkaya sınır dışı kararıyla karşı karşıya kaldı. Çok zor hissediyorum. Yani dudaklarım bütün yara, dillerim yara. Yani her an içinde her şey atacaklar diyerekten çok korkuyorum yani. Hastaneye yattım. Hastaneye yattım 4 gün. Dünyanın parasını verdik oğlum, kendi cebimizden veriyoruz. Hastanede tedavi oldum, tansiyonum da yüksek, tansiyonum çıktı da. Türkiye'ye kesin dönüş yapan Ayşe Çetinkaya, sağlık durumu nedeniyle Köln'de yaşayan oğlu Zeki Çetinkaya'nın yanına turist vizesiyle geldi. Oturum için müracaat ettiğinde red cevabı verildi. Yetkili olan herkesten rica ediyoruz yani. Bize destek 2 senedir. Yani ha verecekler, ha vermeyecekler, ha verecekler, ha vermeyecekler. Temelli yani bir şey aldık. Olay aileyi derinden sarstı. Çetinkaya'nın yakınları olayı mikrofonlarımıza değerlendirdi. Biz de ne yapabiliriz, ne yapabiliriz derken bir avukata başvurduk. Hani acaba burada kalması için bir olanağımız var mı diye. O da neden olmasın? Yani Alman kanunların, yani her merhametli insan, her vicdanlı insan, yaşlı ve bakıma muhtaç bir annenin ailenin yanında kalmasının doğal olduğunu söyledi. Biz de bu sebeple başvuruda bulunduk oturum için. Yabancı dairesi kabul etmedi ilki. Hala da kabul etmiyor. Neymiş? Turist vizesiyle gelmiş. Anneme Türkiye'de bunun planlandığını, ben nasıl olsa Almanya'ya geldikten sonra dava açarım diye ithamda bulundular. Biz çok üzüldük tabii böyle bir şey olunca. Ondan sonra çeşitli doktorlara da gitmeye başladık. Tabii depresyonu olunca ağlamaları çoğaldı. Psikiyatr bize ağır depresyon geçirdiğini söyledi. Kesinlikle yalnız kalmamasını, yani ilaçlarının kontrol edilmesi, geçmişte zaten kendisi kanser hastası. Kanser hastası olanlar veya tanıyabilenler bilir ki ilaçlar sürekli alınması lazım, gıdalara önem gösterilmesi lazım. Zaten bu sebepten dolayı da yalnız kalmaması gerekir dedi. İşte işte devamlı ağlıyor. Türkiye'den alınan raporlar kabul edilmedi mi? O neydi? Türkiye'den raporlar değil. Buradaki doktorlar Türk olduğu için mahkeme hatır gönül olarak vermişlerdir o raporları dedi. Bizim gittiğimiz doktor, yani psikiyatrimiz Köln'ün en iyi doktoru. Yani hatır gönül için verebilecek en son doktor diyebilirim yani. Yani hasta olmayan bir insana hastadır diye rapor verebilir misiniz hatır için? Yani bu son derece zaten sakıncalı bir şey. Hadi dedik, Türkleri kabul etmediler. Biz ev doktorumuzu değiştirdik. Alman doktora götürüyorum ben kendisini. Onun raporlarına niye önem vermiyorlar? Tam olarak size ne diyorlar şu an? Şu anda tam olarak kendisinin durumunun iyi olduğunu söylüyor. Neden gidemiyormuş efendim diyorlar. İşte bu turist vizesinin üzerinde çok duruyorlar. Ya bizim sanki baştan böyle bir amacımız varmış gibi davranıyorlar. Yani hiç kusura bakmasınlar, 70 yaşındaki bir kadına bu şekilde ithamda bulunamazlar diye düşünüyorum ben. Şu anda verilen vize süresi ne kadar? Bitti mi? Bitti ama tahmin vizesi veriyorlar çünkü biz yüksek mahkemeye verdik tekrar. Ondan sonuç alana kadar burada kalabiliyor. 3 ay daha uzattılar. Diyorum, annemin sağlığı buraya geldiğinde tansiyon ilacını tek içiyordu. Bu olumsuz karardan sonra aniden tansiyonları iyice yükselmeye başladı ve ilaçlar 4'e çıktı. Bu sebepten de 4 gün hastanede kalmak zorundaydık. 2 gün ben, 2 gün torunu refakatçi oldu dil bilmediği için. Evet. Yani artık bu süreç lütfen olumlu bitsin.